Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle Osmanlı Devleti'nde farklılıklara rağmen altı konuyu işleyeceğiz. Ben başlığımı yazmak istiyorum. Farklılıklara rağmen derken ne demek istemiş? Yani arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin toplum yapısından bahsetmiş değil mi? Şimdi arkadaşlar önce ben şunu yazalım bakalım. Osmanlı 1299 ile 1922 yılına kadar yaşamıştır arkadaşlar, değil mi? Yani toplamda 624 yıl varlığını sürdürmüş. Peki arkadaşlar, Osmanlı Devleti'ni diğer beyliklerden ayıran veyahut diğer devletler çok çabuk yıkılırken Osmanlı Devleti nasıl oluyor da 624 yıl ayakta kalabiliyor, değil mi? Muhakkak ki uygulamış olduğu çok güzel politikalar olmalı. İşte biz hemen onlara bakacağız. Öncelikle arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin toplum yapısına bir göz atmamız lazım. Toplum yapısı arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde iki unsura ayrılıyor. Osmanlı'da toplum arkadaşlar Müslim ve gayrimüslim diye ayrılıyor. Yani Müslüman ve Müslüman olmayan diyerek ikiye ayrılıyor. Yani arkadaşlar Ermeni, Rum, Arap, Türk diye ayrılmıyor. Etnik kimliğe göre ayrılma yok. Yani Müslüman olup ve Müslüman olmadığı şeklinde ayrılıyor. Şimdi arkadaşlarım, Müslümanlar nasıl ki bütün haklara sahip, değil mi? Zengin olabiliyor, iş yeri açabiliyor, kendi dilinde konuşabiliyor. Aynı şekilde arkadaşlar gayrimüslimler de kendi iş yerlerini açmakta özgür. Ondan sonra zengin olabiliyorlar. Kesinlikle bir sınırlama yok. İstediği kadar toprak alabiliyorlar. Aynen Osmanlı vatandaşı, hiçbir farkı yok ve kendi dilinde konuşuyorlar. Zaten arkadaşlar kendi okullarını da kuracaklar. Tanzimat ve Islahat Fermanı'nda, değil mi? O zaman peki Osmanlı Devleti'nin bu Müslim ve gayrimüslim ayrımcılığı yapmadan ikisine birden, iki topluma birden eşit şekilde davranmasına verilen politikanın ismi nedir arkadaşlar? Bu politikaya biz ne diyoruz? Şunu şöyle silelim. İstimalet politikası arkadaşlar. İstimalet politikası. Yani arkadaşlarım, hoşgörü politikası değil mi? Hoşgörü. Müslümanları ve gayrimüslimleri ayrım yapmadan ikisini de aynı şekilde devletin vatandaşı olarak görüp ikisine de aynı hakları vermeye istimalet politikası deniliyor. Hatta arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra gayrimüslimlere ne demişti? Ben sizin kiliselerinize dokunmayacağım. Hristiyanlar yine kilisesinde ayinlerini yapacak. Yahudiler ise yine Havra'da ayinlerini yapacak. Kesinlikle karışmayacağım deyip onlara dini özgürlüğünü sağlamıştır. Hatta arkadaşlar Tanzimat'tan hemen önceye baktığımızda 2. Mahmut diyor ki ben tebaamı Müslümanı camide, Hristiyanı kilisede, Yahudi Havra'da görmek isterim. Hiçbirinin yanımda hiçbir farkı yoktur demiştir. Bu da Osmanlı Devleti'nin ne kadar hoşgörü ile dolu olduğunu göstermiştir. Değil mi arkadaşlar? Peki, şimdi istimalet politikası dedik. Osmanlı Devleti aynı zamanda arkadaşlar ele geçirdiği yerlerde İskan politikası izlemiştir. İskan politikası arkadaşlar yerleştirmedir arkadaşlar. Yerleştirme demek. Yerleştirme. Özellikle göçmen olan yazın yaylaklarda, kışın kışlaklarda oturan Türkleri arkadaşlar almıştır. Fethettiği yerlere yerleştirmiştir. Ve yerleştirdikten sonra o bölgede olan Hristiyanlarla Müslümanları kaynaştırıp istimalet politikasını uygulamıştır. Kesinlikle diğerinden üstün tutma veya da aşağılama gibi hiçbir durum hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Evet arkadaşlar, umarım Osmanlı Devleti'nde farklılıklara rağmen konusunu anlamışsındır. Biraz kısa geçtik. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.